Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanı gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere İzmir Bergama'dan sesleniyoruz. Yanımızda mimarlık sektöründe faaliyetlerini gösteren Ali Bey ve Burcu Hanım'la birlikteyiz bugün. Şimdi hep birlikte sektörle alakalı detaylı bilgilerini alacağız. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Burcu Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sizler de programımıza hoş geldiniz Ali Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Tabii ki burada yaptığınız faaliyetlerden bahsedeceğiz ama öncelikle sizlerden almak isterim Burcu Hanım. Burada hangi faaliyetleri gösteriyorsunuz, neler yapıyorsunuz ve öncelikle kendinizi tanıtır mısınız bizlere, izleyicilerimize? İsmim Burcu Bor, mimarım, yüksek mimarım. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi yüksek lisans programından mezun oldum. Daha sonrasında 2 senelik bir çalışma deneyimiyle birlikte Ekonomi Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevliliğini devam ettirdim 2 sene boyunca. Daha sonra Bergama'ya dönerek eşimle birlikte Bergama'da mimarlık ofisimizi kurmaya karar verdik. Eşim şehir plancısı olması sebebiyle hem mimarlık hem planlama konusunda ofisimizde hizmet vermeye devam etmekteyiz. Çok teşekkür ederiz. Peki Ali Bey, sizlerden dinlemek isteriz. Kendinizden biraz izleyicilerimize, bizlere bahseder misiniz lütfen? Tabii ki. İsmim benim de Ali Bor. Şehir plancısıyım. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde şehir ve bölge planlama üzerine lisans eğitimi tamamladıktan sonra 3 yıl yine İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalıştım. Ardından özel sektörde gayrimenkul değerleme uzmanı olarak çalıştıktan sonra eşimin de bahsettiği gibi Bergama'ya gelerek kendi büromuzu kurarak bu büroda mimarlık, şehir planlama ve gayrimenkul değerleme sektörlerinde hizmet veriyoruz. Peki Ali Bey, siz burada hangi faaliyetleri gösteriyorsunuz? Kendi alanınızda müşterilerimize ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Öncelikle ağırlıklı olarak Sermaye Piyasası Kurumu'nun görevlendirdiği gayrimenkul değerleme uzmanlarından biri olduğum için bankaların ekspertiz faaliyetlerinde gayrimenkul değerleme raporları hazırlıyoruz. Bunun dışında şehir plancısı olarak imar planlarının yapılması, düzenlenmesi, plan değişikliklerinin yapılması gibi hizmetler sağlıyoruz. Buna bağlı olarak da imar plan davalarında bilirkişilik veya hukukçulara bilirkişi hizmetinin yanı sıra danışmanlık hizmetleri de veriyoruz burada. Peki bu hizmetleri verirken nelere dikkat ediyorsunuz? En önemli faktörler nelerdir? Öncelikle tabii bizim yaptığımız işler tamamen Türkiye Cumhuriyeti'nin kanun ve yönetmelikleriyle belirlenmiş işler. Öncelikle işlerimizde tabii ki bütün yönetmelik takiplerini yaparak, yönetmeliklerin güncelliğini kontrol ederek danışanlarımıza, müşterilerimize doğru bilgi vermeye çalışıyoruz. Bunun haricinde tabii ki süre tespitinin doğru olarak yapılması, süre tespitinin yapıldıktan sonra iş takibinin düzenli olarak yapılması ve tabii şeffaf bir bedellendirme şeklinde burada en önemli faktörlerimiz. Burcu Hanım, sizlerden dinlemek istiyoruz. Siz burada hangi faaliyetleri gösteriyorsunuz?
Mimarlık ve iç mimarlık üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Mimari projelerimizde daha ağırlıklı olarak konut, apartman konut projeleri, villa projeleri, akaryakıt istasyonları, bulunduğumuz bölge dolayısıyla tarımsal depolar, iç mimarlık hizmeti kapsamındaysa yine özel kişiye özel villa projelerinin dekorasyonları, diş polikliniği tasarımları, güzellik salonu tasarımı gibi çeşitli projelere şu ana kadar imza atmış bulunmaktayız. Bunun yanı sıra inşaat faaliyetlerine de devam ediyoruz. Yine eşimle birlikte. Aynı zamanda projelerini çizdiğimiz işlerin müteahhitliğini yapıyoruz. Bu şekilde faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Aynı zamanda ortağı olduğunuz bir işletme daha var. O işletmeyle ilgili izleyicilerimize bilgi verir misiniz lütfen? Tabii ki. Ortağı olduğum bir çiçek atölyemiz var. İsmi Nubu Floral. Orada da ortağım Nur Dolay'la birlikte çiçek tasarımlarımızı yaparak hizmet vermeye devam ediyoruz. Peki Ali Bey, aynı zamanda yaptığınız farklı faaliyetler de var. Sohbet esnasında biraz bizlere bahsettiniz. İzleyicilerimize de bahseder misiniz lütfen? Tabii ki. Proje uygulamalarımızın dışında mimari projelerini hazırladığımız bazı projelerimizi müteahhitlik işlerini de üstleniyoruz. Burada müteahhitlik hizmetlerinden kastımız projelendirilmiş olan işlerimizin gerçek hayata geçirilmesinden bahsediyoruz. Tabii burada şantiyelerin takibi, şantiye düzenlerinin kurulması ve anahtar teslim haline getirilene kadar da bütün inşaat faaliyetlerinin sürdürülmesinden bahsediyoruz. Burada sadece proje çizmek değil, kağıt üstünde yarattığımız şeylerin gerçek mekanda da yansımalarını hayata geçiriyoruz. Peki Ali Bey, evet, sizin sektörde hızlı teslimat, iş takibi çok önemli ama aynı zamanda güven de çok önemli. Bu konu hakkında izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Kesinlikle güven en önemli şeylerden birisi. Çünkü insanlara yapamayacağınız şeylerin sözünü vermek veya yönetmeliklerin, kanunların izin vermeyeceği şeylerin yapılabileceğine dair izlenimler vermek kesinlikle çok yanlış. Biz ofisimizde kesinlikle bütün süreçleri şeffaf olmasına dikkat ediyoruz. İnsanlara yapılamayacak işlerin sözünü vermiyoruz.
hizmeti sadece Bergama'ya mı verebiliyorsunuz, yoksa yakın illere, yakın bölgelere de hizmetiniz var mı? Proje hizmetimizi Bergama ilçemizle beraber Dikili ve Kınık ilçelerinde de yine sürdürüyoruz. Orada da devam eden projelerimiz var. Uygulama işlerimizi ise malum inşaat maliyetleri sebebiyle Bergama ilçemizde şu anda sürdürmekteyiz. Peki Ali Bey, sizi diğer firmalardan ayıran özelliğiniz nelerdir? Bizi diğer firmalardan ayıran özelliğimiz, biz burada büromuzda birden fazla iş kolunda faaliyet gösterdiğimiz için gelen müşterilerimize tam bir paket halinde hizmet sunabiliyoruz. Bizim en önemli farklılığımız burada bu. Onun dışında tabii insanların belirli bir güvenini kazandık. O güveni hiçbir zaman boşa çıkartmayacak şekilde iş takiplerinde olsun, gerekse projelendirirken birden fazla seçenek sunmak olsun. Bunlara dikkat ederek kendimizi bir tık öne almaya çalışıyoruz. Peki işinizle ilgili, sektörle ilgili genel bir soru sormak istiyorum sizlere. Planlama ve mimarlık sektöründe, inşaat sektöründeki en önemli faktör nelerdir? Mimarlık ve planlama birbirine çok bağlı iki sektör. Tabii ki burada en önemli şeyler takip etmemiz. Birincisi yönetmelik takibidir. Çünkü bütün işlerimiz yönetmeliklerle yapılmakta. İkincisi zaman planlaması, üçüncüsü de maliyet planlaması. Bu işleri yaparken bu üç faktörü her zaman kontrol altında tutmanız gerekiyor. Peki, keyifli sohbetiniz için çok teşekkür ederiz sizlere Ali Bey ve Burcu Hanım. Son olarak ben kapanışa doğru geçmek istiyorum. Öncesinde izleyicilerimiz, müşterilerimiz sizlere nasıl ulaşabilirler? Atölye+B kullanıcı ismiyle tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirler. Yaptığımız işleri inceleyebilirler ve iletişim bilgilerimizle oradan bize ulaşabilirler. Peki son olarak izleyicilerimize söylemek istedikleriniz var mı? Bergama ve çevresinde yapacakları gayrimenkul yatırım projelerinde uzman bir ekiple çalışmak isterlerse bizleri tercih edebilirler. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu güzel röportaj için, bize yer verdiğiniz için çok teşekkürler. Tüm izleyicilere de güzel günler diliyorum. Ali Bey ve Burcu Hanım'a bizleri ağırladığı için teşekkür ederiz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.